sahasının üzeri. Daha eski ismiyle Cirit Sarı. Burada Venedik sırlarının altı değişik amaçlarla kullanıldı. Burası da 1955'te Kıbrıs Türk futbol takımları KOP'tan ayrıldığı zaman, ayrılmak durumunda kaldığı zaman, ne dersek diyelim, fazla politika yapmayalım. Kıbrıs Türk futbolu oluştuktan sonra burası Kıbrıs Türklerin adadaki en önemli futbol sahası oldu. Tabii ki zemini de toprak. Bir teşekkürüm var tabi bu noktada. Arukat'ın film tasarım ve yönetim bölümü. Öğrencileriyle beraber bu programı çekiyoruz. Eğer bir süreç geleceğe taşınacaksa genç ve yaratıcı insanlarla buluşması gerekiyor. Bir takım ruhuyla buluşması gerekiyor. Ve bu programın çekimi de Arukat'ın bize üniversite olarak yaptığı katkıyı da hem de gençlere ve hocalarına teşekkür ederek belirtmek istiyorum. Evet Erdoğan, burada Galatasaray oynadı. Nereden çıktı bu Galatasaray işi bu kadar fazla? Vallahi ailece, gene İngiltere göçmen ailesi olduğumuz için, gurbetçi olduğumuz için ailece Arsenal. Tabii Kıbrıs'ta Türksen veya Rumsen Arsenal veya Tottenham. O bölgede yaşıyorlardı ya ama ben böyle 80'lerde Kıbrıs'a gelince Darvel var. O zaman şeydi. Highbury'de maç izlediniz miydi Arsenal'ı? Efendim? Highbury'de Arsenal'ı izlediniz miydi? Stadyumda. Arsenal'ı Londra'da izlediniz. Oh, hem de nasıl? Nasıl? Hatta biz 3 günlük bir turnuva vardı. İnanılmaz takımlar vardı ve Galatasaray kazandı onu. Doğru mu hatırladım? Highbury değil mi Arsenal sahasının adı? Highbury. Highbury onun için anlayamadım. Ben Kıbrıslıca söyledim herhalde. Highbury. Evet. Böyle. Galatasaray burada geldi ve oynadı 60'lı yılların başında. Şeyden önce 60-63 arasıydı. Metin Oktay Turgaş'ın burada şimdi kare direkleri söküldü ama böyle buraya bir baktığımızda Metin Oktay Turgaş'ın hissetmek nasıl bir şey? Arşivlerde film var. Muhammed Mahallesi'yle ilgili görüş ve düşüncelerinizi tekrar dinlemek istiyorum. Dediğim gibi ben bölgeye hayranım. Geçmişimize için büyük bir önem taşıyor. Elbette korunması gerekir mimarisi. Gitgide iyileşiyor tabii. 74'ten sonra çok böyle çöktü burası. Ama bakıyorum şimdi gençler barlar açıyorlar. Restoranlar açıyor. Müthiş bir olay ama bana kalsa ben isterdim burası ikamete de açılsın. Yani insanlar arzulasınlar gelmeye ve yaşamaya burada. Bir nevi burası veya caminin etrafında yani tam sur içi, Bandabulya bölgesinde ikamete de açılsın. İnsanlar istesin, yaşamaya istesinler. Küçük butikler yapıldı ama aile olarak da insanlar yaşayabilmez. Ama bazı böyle
kilit veya kar topu yaratmak için bazı bir şeyler yapmak gerekir. Bizim bir girişim, bir şey söylemeyeyim şu an ama bir girişimimiz var bu konuda. Ve inşallah zaman içerisinde gerçekten hem korunmuş olurlar hem de ikamete açılmış canlı, cıvır cıvır canlı bir bölge olur surlar içerisi. Umudum odur. Hatta bizim Arukad olarak da projelerimiz var bu konuda. Yakında arazi arıyoruz. Ve nerede arazi arıyorsunuz? Çatalköy civarında. Lefkoşa için değil. Neyip ki koleje yakın olsun evet. diye. Ama proje nedir? Kıbrıs'ın teknolojisini kullanalım. Sanki Kıbrıs kapanmış olmuş olsun. Ve hiçbir şey dışarıdan almadan binalar yaratmak. Zamanında öyleydi Kıbrıs'ta. Bakarsanız, hatta bu binalara bakarsanız etrafımızda. Burada taşlar yoğundu. Yani kremitlerden tutun, taşlardan tut, kerpiçten tut, denizlikler, her şey, kilitler, menteşeler, mermerler, her şey yerliydi. Bir köylü bir ev yaparken veya birisi bir ev yaparken dışarıdan bir şey alamazdı. Çevresinden buluyordu malzemeleri. Ve bir projemiz var ama modern mimariyi yaptırmak isteriz. O malzemeleri, o sistemi, o imkanlarla modern mimari yaratsınlar. Öyle bir projemiz var. Yani tipik sofa sağ sol, üste sofa sağ sol değil, kendi güçleriyle, modern mimariyle ama o malzemelerle bir şeyler yaratmalarıdır. Şimdi yani. Bu Çatalköy'deki projenin uygulamasıyla ilgili sadece daha düşüncede midir yoksa öteye doğru ilerliyor mu? İlerliyoruz ama yani daha diyelim ki doğum sancıları çekiyor öyle değil. Ama doğacak var. Doğacak tabii. Neyse. Yapacağız. Burada bu kadar böyle bir virgül koyalım evet. ve otobüsümüze binip yolculuğumuza devam edelim. Devam.